İnşallah. Sen çiçek gibi açacaksın. Evde yine sobanın başında hep beraber şarkı söyleyeceğiz. Vallahi. İnanmıyorsun değil mi bana? Şöyle. Yani bilmiyorum, böyle hep beraber ayağımızı vuracağız dibe çıkacağız suyun üstüne. Sen annemin ameliyat parasını unut. ...10 milyon. Gezi parası şu. Efe delirtti beni. Gir şu yatağın içine hadi. Anne ben yapmayacağım. Televizyona bakacağım. Bak hiç söz dinliyor mu ya? Televizyon kapandı. Sabah kalkamıyorsun, sonra sürüne sürüne gidiyorsun okula. Ben de yarın okula gideceğim değil mi? Baban gelsin sorarız ya. Hadi sen de güzel güzel uyu. Bak ikinizin de sesini duyarsam çok kızarım, ona göre. Hadi iyi geceler. Annen ne zaman alacak seni? Hep burada mı kalacaksın? Hayır, yarın belki almaya gelir. Senin iki baban var değil mi? Hiç de değil, benim bir tek babam var, senin hiç yok. Salak, benim de babam var. Yattı mı çocuklar? Ay, ikisi birbirini azdırıyor bunların. Ne ayrı kalabiliyorlar ne yan yana. Annemler erken yattı bu akşam. Konuşacakmış babamla. Türkan, ben bu hastalıktan çok korkuyorum. Ya kötü bir şey olursa? Yok babam, bunları kim söylüyor sana ya? Bak bunları sana kim söylüyorsa akraba makraba dinlemem, Allah'ıma gebertirim ha. Tamam babam. Tamam, emrindir. Bak baba, dünyada saygı duyduğum bir tek sen varsın, biliyorsun. Secde ederim önünde. O kadar önemlisin benim için. Ama kimse benim yanımda anten gibi dolaşıp sana laf yetiştirmesin. Tamam. Ellerinden öperim. Dayı, aramızda laf yetiştiren bir şerefsiz var. Bulacağım, geberteceğim, şerefsizi atacağım çöp kamyonuna. Demiş senin oğlum bir şarkıcı kız buldu. Uçkuruna dikkat et falan. Ya bu ne demek ya, uçkur muçkur, bunlar nasıl kelimeler ya? Kim varsa benim yanında çalışan hepsi gelsin, dişlerini sökeceğim. Yeğenim, o alçak kimse buluruz, merak etme. Ama sen beni dinlersen, babanın dediğine kulak ver. Biraz fazla hızlı gidiyorsun. Direksiyonu kıramazsan duvara çarparsın. Senin bir aile kurman lazım. Babanın kökenini, davasını sürdüreceğim. Biz bir kabileyiz. Yarın öbür gün Allah gecinden versin, babanın başına bir iş gelse, yerine sen reis olacaksın. Şimdi aşağıdakiler demesin istiyor. Küçük patron şarkıcıya dansöze tava olmuş diye. Afgan eniştemin bütün tasası bu. Peki ben bir şarkıcıyla yuva kurmaya karar verirsem ne olacak? Dayı? Ha? Bir Allah'ın kulu çıkıp yengesinin arkasından kötü söz mü söyleyecek? Ha? Ben zaten babamın yoluna heder etmişim hayatımı. Öyle mi? Bir de aşkımıza istikamet mi verecek? Kimse bu konuda nasihat etmesin bana. Ben sorumluluklarımı bilen bir adamım. Koynuma alacağım bir kadınla ilgili kimse yorum yapmasın, ağır konuşurum. Murat'a bakar mısınız? Alo! Baksanıza ulan! Songül yengenize bakın lan! Ya kardeşim, kimse yok mu orada? Çatladık burada be! Tuvalet nerede? Thank you.
Benimle içeri girmeyeceksin değil mi? Kardeşim ayıp ya, uzak dur biraz. Lan kitapsız beraber tuvalete mi gireceksin? Geç şöyle geç. Geç! Şarkıcı kıza düşkün müydü bizim Ferit? Amirim, Ferit komiserimin esas birlikte olduğu kızla durum biraz karışık. Bu esas sevgilisi değil mi? Benim bildiğim değil amirim. Bu nasıl birlikte olduğu oluyor anlamıyorum o zaman. Esası var da bu metresi mi? Hayır amirim. Metresi var bu esas. Hayır, yani öyle de değil amirim. Anlaşamıyoruz. Olsun. Yani şunu demek istiyorum Cemil. Bu kız Ferit'in sevgilisi mi değil mi? İşte orası karışık amirim. Oğlum siz bu yeni nesil niye böyle geveliyorsunuz da ifade edemiyorsunuz laflarınızı? Amirim aslında olay tamamen benim anlattığım gibi. Yani Ferit komiserimin esas sevgilisine ilgisi net değil. Belki de bu kıza ilgisi vardır yani. Cemil, işimin gücümün ortasında trafiği tıkama. Gel. Son gün meselesinde yaprak kıpırdamıyor amir. Ferit. Bu işte iki ihtimal var. Birincisi bu adam bu kızı kendinden başkasına yar etmek istemiyor. Bu kolay. Gideriz oradan kızı alırız. Tertemiz. Sen de kızla istersen düğününü yaparsın, bakarsın başına çaresine. İkinci ihtimal, bu adam sapık, alacak kızı, cinayet işleyecek. Allah vermesin böyle bir ihtimali. Üçüncü bir ihtimal daha var. O da şu, sen şimdi burada ölmek mi lazım diyeceksin ama değil. Bu kız kendi rızasıyla gitti bu adamla. Biz her neticeyi kabullenerek operasyona çıkacağız değil mi? Öyle de amirim. Kıza bir şey olursa kendimi suçlayacağım. Bunun seninle alakası yok oğlum. Sen olsan da olmasan da o adam bu kızı kaçıracak. Bu bir. İki. Senin bu kızla gönlün var mı? Gönül meselesi değil ama bir yakınlaşma oldu tabii. Sizin bu mesafelerinizi anlamıyorum ama. Üzme kendini aslan. Gideceğiz oradan tertemiz alacağız kızı. Ama bana müsaade edeceksin. O adam senin hangi parmağına bastıysa ben de onun parmağına basacağım. Şimdi işimize gelirsek arkadaşlar. Zemir'in peşine gidin. Ben bu kakalakların peşine gideyim. Bu eser koca daha sabah müdür aratmış odasında yok. Özel eşyalarını toplamış terk etmiş gitmiş. Bence adam kaçıyor, kıra çıkacak, eylem yapacak. Ben evdeki güvenliği arttırdım amirim. Hepimiz güvenlikli olalım. Eserin arkasına kadar kalabalık bilmiyorum ama burnuma makinalı bir durum kokuyor. Ferit, eve gidelim çoluğa çocuğa bir bakalım. Hani Eslihan? İyi. İyi, kız evde. Ya kaç tane ev var Eslihan? Benim evde. Ben? Kim evde mi? Ben. Ben evdeyim. Ya ben evdeyim evde. Veremem kızı şimdi sana. Nasıl vereceğim kızı yani? 5 dakika sonra sen kapat, ben seni arayacağım ya. Ya toruna karışacağım, hayat bana yalan söyletiyor ya. Ne diyeceğim ki şimdi ben buna yani? Arkadaşımın evinde yapsın de mi diyeceğim kız? 5 dakika sonra ne diyeceğim ki?
durumu çok zor be. Ulan en balkonda olan sensin vallahi. Hepimizi yukarıdan izliyorsun. Sana da eğlence lazım. Hayır, kemalleşmeyelim kardeşim. Ne diyorsun sen ya? Ferit. Nereden buldu bu hastalık seni? Nereden buldu Ali? Rakı içen biziz. Sigara içen biziz. Sana yakışmıyor bu hastalık. Yakışmıyor sana be Hadiye. Tahir Bey, buyurun gelin sıcak bir şeyler için. Alev mışıl mışıl oluyor. Kusura bakmayın, size rahatsız ettik gecenin bu saatinde şimdi. Yok, ben uyumamıştım daha. Yukarıda Alev. Hoş geldin. Bulduk. Ferit yok mu? Evet, Ferit görevde. Ben de şu nöbetlere bakıp gidecektim de Türkan Hanım şey etti, bir çocuğa bakacağız yukarıda. Öyle mi? Buyurun, buyurun efendim. Buyurun, ufak tefek sıkıntılarınız olduğunu biliyoruz. Ama şeyleri. Burası bir baba ocağıdır. Sizin evladınız bizim de evladımız sayılır. Ayrıca evimize neşe getirdiğini de söylemek isterim. Valla sağ olun, mahcup ediyorsunuz. Estağfurullah, rica ederim. İşiniz zor müdür bey. Bir şekilde ödeşebiliriz sizle. Siz de benim oğluma mukayyet olursanız şayet. Oluyoruz, o da bize, biz de ona bir şeyler şey yapıyoruz yani. Sağ olun, sağ olun. Buyurun. Bizim kız. Çocuğu da atmış yatağın kenarına. Efe alışık böyle üst üste yatmaya. Evden ayrıldığımızdan beri hep benim koynumda yatıyor burada. Anneniz babanız çok muhterem insanlar. Nereli babanız? Babam yedi göbek İstanbullu. Hasekililer. Çok hürmet ederlermiş dedelerini. Değerli. Anneniz? Annem karışık. Bir taraf Kırşehirli, bir taraf Güneydoğulu. Ferit anneniz tarafına çekmiş o zaman. Nasıl yani? Daha Anadolu insanı gibi Ferit, böyle. Tahir Bey, bizim büyük dedenin kardeşi Hasekili Ustura Kadri'ymiş. Kabadayı ve emniyet müdürü. Ferit ona çekmiş. Tutturamadık. Bizim kıza da diyecekler cinayet masasından Tahir'in kızı. Nasıl diyecek, babam cinayette çalışıyor. Benim oğlum nasıl söyleyecek babasını, biz ona bakalım. Ben bu hayatta en zor işin babalık olduğunu anlamamışım. Böyle küçücük bir can getiriyorsun dünyaya. Sonra onu nerede koruyacağım, nerede bakacağım düşünemiyor insan. Allah çocuklara uzun ömür versin ama bu dünyaya getirmemek lazım onları. Minicik kız babasının mesleği yüzünden tehdit altında. Şimdi buradan çıkıp gideceğim. Sabah geri döner miyim bilmiyorum. Allah korusun, o ne demek öyle? Bizimki hayat değil Türkan Hanım. Kendi canımın bir kıymeti yok. Ama eğer bu çocuğa bir şey olursa. Allah vermesin. Ama kızınız sahiden mutlu bir çocuk. Babasını da çok seviyor. Keşke bütün babalar sizin gibi olsa. Öyle değil mi Türkan? Öyle vallahi. Böyle sizin başınıza bırakıp gitmekle nasıl baba oluyorsam ben de. Rahat edemedi çocuk bu yatakta. En iyisi ben prensesi yanıma alayım. Siz o merak etmeyin. Nereye koyacağımızı bilemiyoruz babası. Komiserim, bunları bulduk. Başka kimse kaldı mı içeride? Herkes topladı komiserim.
Bunu aldırımın arkasındayım. Emredersiniz. Beyruz zarf yok mu ortada ya? Adamları bugün hiç uğramadığını söylüyor. Burada bulunanların hepsi sorgulayalım. Biri biliyordur o köpeklerin yerini. Tamam. Durdursanıza şu adamı. Murat! Cemil arkadan dolaş. Kaldır elini. Yaklaşma! Behruz, akıllı ol. Hiç şansın yok. Bırak silahını. Yavaşça bırak silahını. Bugün erken ayrılmışsın şubeden, aradık bulamadık. Burası senin evin değil mi? Yukarıda karın var, çocukların var. Ne kadar yakınına gelmişim değil mi? Vay be Tahir. Cinayet masası kesmedi değil mi? İşi büyütüyorsun. Yukarı çıkalım, karımla çocuklarımla tanış, orada konuşalım. Hem hedeflerini yakından görmüş olursun. Bir daha, ben diyorum ki, çocuğumun yakınına girme sakın. Gel neye hesaplaşacaksan benimle hesaplaş. Bu küçücük yavrulara kıymayalım değil mi? Ben bugüne kadar hiçbir masumun canını yakmadım. Yakamam da. Ama yavruma kıyarsan, benden cani çıkar mı bilemiyorum. Canileri cani yapan bir sebep vardır değil mi? Biz o sebebi bulacağız, kurutacağız. Keser koyuda. Nasıl bir pisliğin içerisine girmişsin kardeşim? Bir avuç dolar için ha? Pardon, sizinkiler kamyon kamyon oluyor. Şimdi seni temiz temiz ikaz ediyorum. Eğer etrafındakilerden birinin canını yakarsan, diplomamı, yeminimi sokağa atarım. Seni gökyüzüne karıştırırım, parçanı bulamazlar. Ya Filiz, nasıl güzel konuşuyor telefonda biliyor musun? Kapatamıyoruz 40 saat. Ya Orkun, kapatalım artık diye yalvarıyorum, bir konu daha açıyor. Dün uykusuzluktan ölüyorduk da öyle kapattık. Ya bir de her konuda bir fikri var, inanılmaz kültürlü. Tamam, buldum. Tez, antitez, alt kültürler. Orkun da geçen sene felsefe dersi almış. Hem de seçmeli. Ya keşke onu da çağırsaydık, yardım ederdi bize. Ya Deniz, yeter, bayılacağım ama şimdi. İki dakika baktırmadın şu ödeve. Ya bakıyoruz bir yandan işte. Ben bu akşam Orkun'dan kitapları alırım, sen de getiririm. Fotokopi çekersin. İstersen uğraşma. Tamam, bitti o zaman benim işim.
Gerisini evde bakarım. Sosyal psikoloji notlarını çıkarmayacak mıyız? Sabah çıkarttım onları. Benim daha Batı Uygarlığı notlarını çıkarmam lazım. Akşama kadar bitmez bunlar ya. Sana iyi çalışmalar Ağustos böceği. Konuşuruz. Aa, Filiz merhaba. Merhaba. Deniz çalışıyor. Biliyorum, şimdi konuştuk. Sürpriz yapmaya gelmiştim ben de. Senin dersin bitti mi? Bitti, gidiyorum ben. Ben de gidiyorum. Sonra gelip alacağım Deniz'i. Görüşürüz. Yok yani, ben de gidiyorum da senin de gideceğin yere kadar bırakayım diye söylemiştim. Ha, bilmem. Ben Beyoğlu'na gidecektim. İyi, ben de CD bakacaktım. Orada bakarım. Hadi gel. Şu kaskı tak önce. Elime sarıl. Sıkı sarılman lazım. İlk harekette bile düşersin yoksa. Rahat mısın? Evet. Müdürüm, eşiniz odanızda sizi bekliyor. Hayırdır Neslihan, sabah sabah? Tahir Alev nerede? Okuldan aradım, gelmiyor dediler. Senin telefonlarına da ulaşmak mümkün değil. Feyzullah abi de bir şey söylemiyor. Alev nerede Tahir? Alev iyi Neslihan. Biraz üşüttü, okula göndermedim birkaç gün. Bizim ekipten bir arkadaşların evinde kalıyor. Sık sık beraberiz. İyileşinceye kadar yani. Tahir, biz seninle böyle konuşmadık. İki gün diye aldın götürdün Alev'i. Madem hasta, madem bakamayacaksın, neden bana getirmiyorsun? Sözüne inandım, Alev'i sana verdim. İş mi bu yaptığına? Senin bu yaptığına ne denir biliyor musun sen? Neslihan, benimle sakin konuş. Ne konuştuk ben de biliyorum, hatırımda. Ben sana kızımı üvey babanın yanına bırakmam dedim. Sözüm sözdür, gene aynı şeyi söylüyorum. Eğer istersen gelirsin, görürsün kızını ne zaman istersen. Ama o eve bırakmam Alev'i. Sen kimin kızını kimden kaçırıyorsun ya? Nerede senin yasa dediğin, kanun dediğin, hukuk dediğin nerede? Neslihan, yapamıyorum, edemiyorum. El aleme bırakamıyorum çocuğumu. El aleme sen bırakıyorsun. Ben 24 saat onunlayım, sen? Adamı kastettim ben. O adam dediğin, mutlu edemediğin kadına kocalık yapacak. Kızına da babalık. Alev nerede söyle, gidip alacağım onu. Amirim, müsait değilseniz. Gel Ferit, gel. Adamı hastaneden çıkardık, şimdi de sorguya alacağız. Bulunmak ister misiniz diyecektim. Tamam, birazdan geliyorum. Neslihan. Ya seni mutlu edemediğim için çok utanıyorum. Sahiden çok utanıyorum. Ama ben senin arama hiçbir şey koymadım. Çok sevdim seni. Vallahi çok sevdim. Sana hiçbir zaman kalleşlik yapmadım. Ama beni biraz tanıdıysan... Bırakamıyorum kızımı ya, elimde değil. Yani kusura bakma. Bana biraz zaman tanı. Yani tartamıyorum kendimi kızım. Abi, Beruzda'yı almışlar akşam. Emrin. Songül Hanım hazırlansın, gidiyoruz. Emredersin. Ferit komiserim, siz benim odada bekleyin. Ben bir konuşayım daha ile bakayım. Geçmiş olsun.
Çok acıdı mı? Çığarı açar mısın? Dokunuyorsa ben de içmeyeyim. He? Senin içeri girip çıkmışlığın vardır değil mi? Hı? Var. Ben senin nasıl adamlarla beraber olduğunu biliyorum. Siz masumların canına böyle hiç gözünüzü kırpmadan kıyıyorsunuz değil mi? Hiç azap duymuyorsunuz değil mi? Hı? Sen benim bir yüzüme bak bakayım. Beni tanıdıklarından birine benzetiyor musun? Bunu tanıdığın adamlara benziyor muyum? Benim soyum aşiret. Ben kurşunun kanın içinden geliyorum. Neden cinayet masasında çalıştım biliyor musun? Ha? Kana yakın olduğum için. Senin o kafatasını patlatırım. Bu masaya kanını akıtırım. Geçerim masanın ucuna. Kebabımı yerim, seni seyrederim. Emir'in yerini biliyoruz oğlum. Amirim nasıl öttürdünüz? Elimi sürdüysem namerdim. Adres burada. Hemen harekata geçin, tedbirli olun arkadaşlar. Emredersiniz abi. Benim de bu gece kendi çapımda bir operasyonum olacak.
Ehlen ve sehlen. Aleyküm selam. Ya telefonun arazi dışı değil. Ya bugün biraz arazi dışıydık be Feyzo. Ne yaptın sen, paralık mı? Yok, onu da yapacağız da şimdi eylemdeyiz. Barabar yapak, ben kovuldum. Yengene bir sizgin Urfa'ya gedi. Bir eylemde bulunalım dedik. Karı delirdi. Ula sen beni kapı aralığında kundaklıysan, dükkanda içine bir karlar alem yapıysan dedi, kovdu elden. Ya vallahi insan bu gece yerim yoktur, döşek kov. Feyzo hayırdır, neler karıştırırsan sen? Seni uzaktan kumanda takip edeyim, tamam. Cemil komiseri de göndermişsen evden. Oğlum yapma. Vallahi korumalığa gelmişim, belimde simit ve son kurhanıma. Ne yaptınız? Organizasyon mu kurdunuz kendi aranızda oğlum? Tahu ağaç torba yeni sok gelmişsin İzip'ten. Kendi elimle kıymışam, kendi elimle yoğurmuşam köfteyi. Rakı açacaksan. Ulan evde rakı yok. Allah'ın kasabı, onu da düşündük. Simit ve son rakı çiğ köftede. Hadi kazayı tak koy, sehpaha çek. Ya servis yapacağım. Ulan gazinocular kralı. Doğru söyle bakayım, evden kovuldun mu sahiden? Özel olduğumdan değil. Çekip gittiğimden değil. Dedim ya sadece özgürüm. Allah'ıma ben özgürüm. De haydi getir getir. Bardak da. Sen bu durumları kafana takma canım. Bugün ifademi verip temize çıkacağım inşallah. Yemekle falan da uğraşma. Akşam dışarıda yeriz. Arayıp haber ver olur mu? Yoksa burada meraktan çatlarım. Ararım canım.